Ben de Şokeyiniz Kuklacı, hayaller ve çizgilerle müzik yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugünlerde artan bir sanat ve sanatçı tartışması var. Önümüzdeki günlerde bu artarak devam edecek. Son günlerin yapay gündemlerinden dolayı bazı işte şov dünyasında, eğlence dünyasındaki üretmeden tüketen figürlerin yaldızları dökülmeye başladı. Son olan olaylar herkesin gözünün önünde gerçekleşiyor. Ya birçok suçtan ceza almış adamlar veya ne yaptığı, ne ürettiği belli olmayan insanlar gereksiz paralar kazanıyor. Gerçi kimsenin kazandığı para da niye kazandı diyemeyiz ama bir vatandaş olarak şu soruyu sorabiliriz. Kaç para vergi veriyorsun? Tabi bu soru sorulmadığı için bu insanlar da fütursuzca hiç düşünmeden abuk sabuk şeyler yapıyorlar. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde sanat ve sanatçı tartışması artarak devam edecek. Çok iyi olacak. Çünkü gerçek sanatçıların sanatçı titrini alabilecek insanların kimler olduğu ortaya çıkacak. Yani bir şarkıyla veya 1,5 şarkıyla berbat bir şekilde detone seslerle acayip yerlere geliniyor. Neden mi? Çok basit. Geçmişte ülkemizde köy enstitüleri diye bir olgu vardı. Cumhuriyetin özgün projelerinden biriydi. Uzunca yıllar çok önemli işler başardılar. İlk saldırılan köy enstitüleri oldu. Neden mi? Çünkü köy enstitülerinde akraba, eş, dost, tanıdık ilişkisi kurulamıyordu. Kuruluş diyalektiğinden dolayı yapılamıyordu. Ve köy çocukları, işçi çocukları, emekçi çocukları yetenekleri ölçüsünde burada eğitim alıp bilinçli insanlar olarak yetişiyordu. Eğer bir kemanla yeteneği varsa keman, bağlama yeteneği varsa bağlama. Ve ne olursa olsun muhakkak köy enstitülerindeki her öğrenci yeteneği doğrultusunda bir enstrüman çalmayı öğreniyordu. Ve köy enstitülerinde okuyan her öğrenci her ay iki kitap okumak zorundaydı. Ya okudum demekle de bitmiyordu. Bu kitaplar üzerine bilgi vermesi gerekiyordu, yazı yazması gerekiyordu. Yani bunlar boş şeyler değildi. Özgün olarak tasarlanmış, yapılmış ve çok iyi ürünler vermiş çalışmalar. İlk saldırı oraya yapıldı. Bunu kaybettiğimizde ortaya ne çıktı? İşte bir şeyleri kaybetmeye başladık. Eğitim sisteminde zaten yurt dışından gelen danışmanlar devreye girdiğinde çöp kutusu eğitim sistemine geçildi. Hepten berbat olduk. 80'li 90'lı yıllarda biraz idare ettik. Geçmişten gelen gerçek sanatçılarla idare ettik. Ama özel televizyonların devreye girmesi ve bu özel televizyonların bazı çıkar çevrelerinin eline geçmesinden sonra bu projeler çerçevesinde değerlerimizi kaybetmeye başladık. Bir de gelişen bilgisayar teknolojisiyle üretilen bazı programlarla en berbat, en detone sesler bile filtre edilerek, temizlenerek, işte çeşitli işlemlerden geçerek son derece güzel hale getirilebiliyor. Fakat her ne olursa olsun akustik çalışma olmadığı için son dönemde popüler yapılmaya çalışılan şarkıcıların şarkılarına baktığınızda hepsinin altyapıları aynı. Değişik en ufak bir şey yok. İnsan ögesi olmadığı için, ruh olmadığı için hepsi aynı. Yani bir altyapı oturt, üzerine birkaç yerden de birkaç nota ekle, üzerine de sözleri yapıştır. Şarkıcı geçinenlere de okut. Ondan sonra eksiklerini bilgisayarda düzelt, al sana bir şarkı. Şarkı mı? Hayır değil. Bu kadar eleştiriden sonra bir örnek verelim. Kimden? Cem Karaca'dan dinliyoruz arkadaşlar. Yine Anadolu'dan bir deyişi alıp rock müzik ögelerine göre düzenleyip seslendirmiş Uleyli. Hep birlikte dinliyoruz. Dinle.
söyleyelim dal başında figanı. Güzelim ne demiş o Leyli Leyli. İkimiz de oturalım diz be diz. Bir de hu çekelim bu Leyli Leyli. Felek çakmağını üstüme çaktı. Beni bir onulmaz derde bıraktı. Vücudum kendini ateşe yaktı. Yandım ateşine su Leyli Leyli. Yandım ateşine su Leyli Leyli. Felek çakmağını eyledi çengel. Yare varam diyorum, komuyor engel. Ölürsem sevdiğim üstüme sen gel. Gözün yaşıyla yu Leyli Leyli. Gözün yaşıyla yu Leyli Leyli. Daim dilimizde hakkın kelamı. Uğra dost yanına, eyle selamı. İsmimi sorarsa de Emrah adı. Daim aklımızda o Leyli Leyli. 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 Cem Karaca'dan dinledik O Leyli, Anadolu bozkırlarındaki yılkı atlarının görüntüsü eşliğinde. Bir sonraki yayında buluşana kadar hoşça kalın, dostça kalın.